Alo. Ya. Ya. Rüzgarcığım ya, yok mu Yiğit oralarda? Ha? Ya koskoca Sivas Kangal köpeği nasıl kaybolur koskoca ya? Koskoca böyle ha böyle. Gören falan yok değil mi? Gören falan yok mu? Yok mu? Ha? Ne diyor? Ha, ya neyse biz her tarafa haber saldık. Neyse sen bir gelirse bize haber verirsin. Tamam tamam görüşürüz, haber bekliyorum. Hadi görüşürüz. Ne diyor, fikri bulunur diyor mu? Ya işte saldık haber, sen otur. Çünkü kocaman yani, herkes de görebilir. Tam Sivas Kangal nasıl kaybolur? Nasıl kaybolur kocaman? Kapıdan mı kaçtı anlamadım ki ya. Bulacaklar Metin değil mi Fikri? Bulacaklar, bulacaklar. Fikri bulsunlar ne? Metin ol sen ya. Boynunda, tasmasında numaramız da var. Var, var. Bir gören olursa arayacak, merak etme tamam mı? Seni çok üzüldüm. Oğlum, yiğidim, yiğidim oğlum. Hoş geldiniz. Aman efendim, aman sitemize hoş geldiniz. Hoş geldiniz sitemize. Şeref ve hoş... sitemizi mi beğenmediniz? Ne oldu efendim? Oğluşumuzu kaybettik. Ay! Aa, ay Allah rahmet eylesin başımızda olsun. Ay. İyi Allah rahmet eylesin diyorlar. Öldü mü oğlumuz? Efendim yanlış anladınız. Biz hani kayboldu manasında. Kayboldu. Abla. Ya vücudum boşaldı beyefendi, öyle denir mi ya? Ben bir perişan oldum ya. Hanımın falan çok kötü olduk yani, öyle şah diye. Yani şah diye attınız lafı ortaya, kötü olduk. Kaybolduysa bulunur yani. Efendim, bu arada ben Paşa Kumpir, bu da eşim Cale Kumpir, komşunuzuz biz. Hoş geldiniz, ben de Fikri. Bu da eşim Yeter. Yiğit'in annesi. Şey Yeter Hanım, hiç üzülmeyin. Yiğit eğer kaybolduysa buralardadır, sitemiz güvenli. Biz baktık her tarafa, yok. Ya, yavrucak kaç yaşındaydı? 28 yaşındaydı. 28. Fikri Bey, dışarı çıkmıştır o. Kaybolmamıştır yani. Paşa, gel anladım. Bunlar herhalde gençten anne baba olmuşlar. Dur bak ya. Ama hiç 28 yaşında ebeveyn değilsiniz. Çok gençsiniz, çok güzelsiniz. Maşallah ne güzel bir ebeveyn ya. Sağ olun. Sağ yani şu an övgü kaldıracak durumda mı aile? Dur şimdi ben... Adım madım bitmiştir yani. Ortama bir tart. Dur hele, ben moral olsun diye dedim. Ya başlatma moralinden yani. Saçma sapan şeyler. Fikri Bey, bir telefondan falan çocuğu arayaydınız. Telefon kullanamaz ki o. He. Paşa ben anladım bunların çocuğu. Kızım dürtmeden konuşuyorum ya. Bunlar... Gel hele anlamasınlar. Çocuk anladığım kadarıyla hasta. Bununla acılı ailenin üstüne gitme. Tamam. Hasta çocuk belli. Bağırma 10 kere hasta diye. Rezil ettin bizi. Fikri Bey nerede yani en son nerede gördünüz? Ya ben bunu parka götürmüştüm. Parka. Arkadaşlarıyla oynadı. Takıldılar orada. Evet. 28 yaşında çocuğu parka mı götürdünüz arkadaşlar? Nasıl yani? Tam normal yaşı işte ya. Günde en az iki kere götürüyorum ben bunu parka. Ama ne güzel bir ebeveynlik ya. Bak bu yaşa gelmişsiniz hala o bağınızı koparmamışsınız. Harika bir babasınız. Fikri Bey tebrik ediyorum. Çok güzel bir şey ya. Bu mu? Konu bu mu ya? Konu bu mu şu an? Ya Paşa moral olsun diye söylüyorum. Dur hele ya. Ya moral ne adamlarısın? Yeter artık ya. Moral olsun, moral olsun diye manyak ettin. Kadına baksana, perişan olmuş kadın. Fikri Bey, kusura bakmayın. Yani bu parkta nerede? Parkta mı kaldı çocuk? Anlamadım ki. Ya parka götürdüm ben bunu. Sonra eve geldik. Koliler falan taşınıyordu. Herhalde kapı açık kaldı. Oradan çıktı. Anlamadım ben. Benim oğlum. Ne yapar ki bizsiz? O kadar bize bağımlı bir çocuktu ki. O kadar bize alışıktı ki. Nerede yatar? Geceleri aramıza girerdi. Koynumuzda yatardı. Nerede? Adın çok çirkin ağlıyor. Hadi. Kusura bakmayın, üzerime vazife değildi. Yatağı yok muydu 28 yaşında aranızdan yani? Ya yatağı vardı ama yani ortaya... Yatmazdı ki, yatmazdı ki. Yapmıyordu yani. Yatak aldık buna biz, beğenmedi herhalde. Orada fayansa mayansa yatıyordu. Bazen de aramıza gelip öyle yatardı. Böyle o gecelerde de ayağımı yalaya yalaya uyurdu. Ama ne yalardı, ne özledik yalardı. Çok... Ne yalardı, ne yalar. Ne yalardı? Şimdi burada olsaydı biliyor musunuz? Sizi böyle önce sessiz, sakin bir koklardı. Şöyle güzelce, ayaklarını baştan başa koklar.
Ondan sonra başlardı yalamaya. Bir sizi yalardı, bir sizi. Ardından bir sizi, sonra bir daha sizi yalardı. Ya niye, nasıl bir dili var onun? Dur, dur Şahin. Ama herkesin sevgi dili başkadır. Olabilir, yalayabilir. Çocuktur bu. Sevgi dili, beş sevgi dili vardır. Sen ne kadar empatik bir kadın oldun ya. Yalardı diyor, sevgi diyorsun. Bir şey diyorsun. Ne diyorsun sen? Ya paşa moral olsun diye diyorum. Dur şimdi. Bulacağız, bulacağız değil mi bir tane? Ya bir şey diyeceğim. Ya, polisi aramadınız mı ya? Ya. Aradık da ilgilenmediler ya. Nasıl ilgilenmiyor ya? Nasıl ilgilenmiyor ya? Ben de aynısını şey yapayım. Nasıl öyle şey olur mu? Ne demek? Benim kayınço polis. Hemen arayayım gelsin. He, benim küçüğüm. Üçüncü, bizim üçüncü. Tamam, polis. Kayınço demek o zaten şu an. Niye açık? Ne demek? İşte paşa moral olsun diye söyledim. Ara. Senin moral olsun diye insanlar delirteceğin şey yapın. Olur mu öyle şey ya, ilgilenmediler falan? Alo. He, açtım, açtım. Bir saniye lan. Bir saniye. Sana bağırmadım sana. He. Cale bak, kime lütfen. Ablanla beraberim. Kimle beraber olacağım maalesef? Ozan. Neredeymiş, neredeymiş, neredeymiş? Neredesin? Ablan da soruyor. Neredesin şu an? Ha, Ozan, bizim bir komşularımız var, evlatlar. Ya da yeni taşındılar, evlat, yeni taşındılar. Yeni taşındılar şu an. Yeni taşınmışlar. Çocukları kayıp da çocuklar. Ne uzak? Çocukları da kayıp. Aramışlar polisi. İlgilenmiyor musun demişler. Ozan. Nerede? Ne biçimmiş lan bu? Dur bakayım. Neredeymiş? Neredesin sen? Sen neredesin şu an? Ha, dur. Hayır oğlum, sana niye bağırayım? Ne yapıyorsun dur, kızım? Sen manyak mısın? Yarın bize gelecekler miymiş? Yarın bize... Şu an gel... Bize yarın gelecekler miymiş? Vallahi hakikaten telefonu kırarım, kaçar giderim bak. Manyak kadın, bir sus. Gel lan, gel. Ozan gel. Ablan iyi, ablan iyi, ablan iyi. Geliyorum diyor mu? Geliyorum. Komşuların çocuğunu bulalım komşuların. Hadi gel. Geliyorum. Geliyorum, gel. Gel lan artık, gel Ozan, gel. Daha taksidini ödemedim onun ben ya. Efendim bir şey diyeceğim. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Bizim için emek verdiniz. Sinirleniyorsunuz da haliyle. Ama biz efendim gerçekten polisi aradık. Polisten rica ettik. Ama çok da ilgilenmediler. Şimdi ben neye üzülüyorum? Millet alıyor yavrusunu, ormana götürüyor, bırakıyor. Ama biz öyle mi yaptık? Biz çocuğumuza gözümüz gibi baktık ya. Ya Yeter Hanım, kim götürüyor çocuğunu ormana ya? Ya siz hangi mahalleden geldiniz, taşınız mı? Ya ne anlatıyor bunlar paşa? Ben şoklardayım ya. Ya bakamıyorlar. Bakamıyorlar. Devlet bakıyor diye ormana bırakıyorlar. Bırakıyorlar. Ne ya bu? Yani ben anlamadım. Vallahi kusura bakmayın, şuradan girdiğimden beri dehşet içindeyim anlattıklarınızdan dolayı. Aile kavramına karşı saygımı yitirmek üzereyim şu ki an. Ki saygılıdır yani. Benim eşim. Aile kavramına evet saygısı. Evet yani işte. Ha, Ozan oğlum. Ha, hayır, ne bağırıyorsun ya? Allah Allah. Bağırma oğlum, kusura bakma. Telefon gitti telefon. Kesin yani. De attı. Ne oldu? Kesin. Kırıldı telefon da. Bak işte acılı aile bunlar. Merhaba, merhaba. Merhaba. Çok geçmiş olsun. Çok hiç merak sağ etmeyin. Sağ bulacağız yavrucağı. Hiç merak etmeyin. Sağ olun geldiğiniz için. Hiç merak etmeyin. Benim üçüncü, benim küçük. Anladım onu. Evet. Anladılar onu artık. Bayılacağım şimdi. Bakın hiç merak etmeyin, bu bizim işimiz, tamam mı? Kaç yaşındaydı yavrucak? 28. Ben de garipsedim de öyle. Garip. Tamam. 28. Kendi iradesiyle çıkıp gitmiş olabilir mi acaba? Ya bir ihtimal soruyorum yani şu an. Size şöyle cevap vereyim. Evet. Kendi iradesiyle asla çıkıp da şu kapıdan gitmez. Bize çok bağımlı bir çocuk. Bizi asla bırakmaz. Ben size söyleyeyim. Kaçırdılar çocuğu. Kaçırdılar. Kaçırdılar. Tamam. Peki en son nerede gördüğünüzü öğrenebilir miyim lütfen? Tabii. Yani öyle. En son parka götürdüm ben bunu. İşte tuvaletini yaptı. Ondan sonra eve geldik. Eve geldik. Koliler falan bir dakika, taşırken. Bir dakika. Bir saniye bırak beni abi. Siz bunu... Ablama niye bari? Oğlum o anlamı da değil yani. Benim de hanımım ya. Tuttu da oğlum acıdı. Tamam, tamam enişte, tamam. Dur bir dakika, şunu bir halledelim. Al sen, oğlum senin de durma. Şimdi siz bunu... Düşün, al sen de düşün. Dur hele, dur. Siz bunu parka götürdünüz. Evet. Ve bu parka tuvaletini mi yaptı? Nasıl? Ya hepsi yapıyor. Hangi park bu ya? Gidip orayı denetleyelim biz herhalde. Yani aşağıdaki park efendim. Niye şaşırdınız ki bu kadar? Ya ne bileyim, benim evladım tuvalete yapıyor tuvaletini de o yüzden. Pardon efendim, biz istemez miyiz tuvaleti kullansın? Ben bir anne olarak ne kadar çok çabaladım tuvaleti kullansın diye. Baktım olmuyor, klozetten su içiyor. Dedim bu böyle olmaz. Bari dedim dışarıya, bahçeye bağ alıştırayım. Orada
gelsin ya, yani normal olur. Dur şimdi, dur bir dakika, dur. Tuvalet, klozet canımı çok sıktı. O yüzden ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu çocuk biraz hiperaktiviteli bir çocuk. Değişik biri, sen sorgunu onu düşünerek yap kardeşim. Ha, tamam, peki, tamam. Peki, böyle bir tepki falan gösteriyor olabilir mi size acaba? Yok canım, yani öyle tepki gösterecek bir durum yok. Yok. Yeter. Ne diyorsun bana? Biz ne? Onun çocuklarını başkasına verdik diye bize tepki belki, göstermesin. Belki de. Ha? Belki de. Ya siz kusura bakma, anormal misiniz? Çocuğunu başkasına verirsin, tepki... Bir dakika, çocuklarım var ya. Evet, 3 tane. Anaları nerede? Analarını bilmiyoruz ki. Parkta tanıştılar. Böyle... O zaman birlikte oldular. Sonra çocuklar oldu. Yarısını biz aldık, yarısını onlara verdik. Tabii biz de hani bakamayınca verdik yani, tanıdıklara verdik. Vallahi ben sana bir şey diyeyim mi? Gülseren Buğdacıoğlu hikayeleri bunların yanında sağlık programı. Vallahi sağlık programı. Dur enişte, tamam bir dakika. Ya yani beyefendi, yani şimdi çocuğun evlatlarına gidip başkasına verirseniz... ...çocuk da size bir tepki gösterir tabii ki ya. Yani ayrıca siz hiç mi özlemiyorsunuz kardeşim torunlarınızı ya? Yani özlemiyoruz çünkü öyle... o kadar bağ kuracak kadar zaman geçirmedik. Bağ kurmadık yani. Yani öyle bir bağ özel kurmadık. Bir bağ. He, olabilir, doğru. Bağ kurmayınca özlemez insan. Haklı, doğru, doğru. Neye doğru diyorsun? İyice dengen bozuldu senin. Şaşırdın kendin ha. Dur şimdi ben... Neye doğru? Moral olsun diye diyorum. Ya başlatma moral ne? Beni sinirlendirme. Beyefendi kusura bakmayın da çok büyük kabahat sizde yani kabahat. Beyefendi ne olacak ya? Seni el üstten yapar. Ne olacak? Ne var bunda yani? Nasıl bir çocuk ya? Bu üçer üçer mi yapıyor? Ben anlamadım. Ne demek o? Bir batında 6 tane yapıyor. Nasıl ya? Ay yapıverir. Ne var bunda ya? Olabilir. Dur yeter hanım. Bu kadar da eleştirmek. Doğru konuştunuz, doğru. Olabilir. Yeter hanım. Benim babam değil de 8 kardeş. Oluyor. Biz manyak. Babanlar aynı anda mı doğdu 8'i bize? Altışar diyor, üçer diyor. Ya. Aynı anda doğuyor herhalde. Ben anlamadım. Delirteceğim burada. Tamam ya, enişte, tamam. Sakin ol. Tamam. Moral olsun diye dedim ya. Tamam, bir devam edelim. Devam edelim. Peki böyle bir... Yani hızlı bir genç olabilir mi acaba? Aynı arkadaşları vardır, kız arkadaşı vardır mesela. Ha? Ha? Son zamanlarda biraz böyle şüpheleniyordum. Ya. Biraz fazla azmıştı tabii. Nasıl? Çok azmıştı. Çok azmıştı. Azmıştı. Burada olsa kesin size yapışırdı şimdi. Ne diyorsun? O ne biçim çocuk öyle ya? Yapışıp ne yapardı? Ne demek o, anlamadım ya. Aile var burada. Sen eve geçer misin sen? Ya dur hele be Allah aşkına. Dur hele be. Kız adam yapışırdı diyorum, yapışırdı diyorum. Bak komşulara benim sınıf... Ben çocuğu çok merak ettim. İnşallah bulunur. Neyin merak ettin? Ya ne var? Normal işte, sıradan herkes gibi bir çocuk. Tabii. Kusura bakmayın, öyle sıradan mıradan değil ya. Hepimizin evladı var yani. Tamam erkek çocuğu yaramazdır maramazdır da bu... Başka bir şey bu. Yapışmak, mapışmak, azmak, mazmak. Ne ya bu? Tamam, tamam. Sakin olun. Sakin olun. Öyle bir tartışma falan geçti mi aranızda peki? Yani böyle bir kavga ettiniz mi ya? Yani kavga etmedik. Öyle ki... Geçen ben buna yemek vermedim diye ısırdı beni. Yani genelde ısırmıyor zaten. Hani biz ama yadırgadığımız bir durum değil. Ne özlüyorum o ısırmaları. Ne özlüyorum. Keşke diyorum olsa da her yerimi ısırsa şimdi. Ne kadar çok çekiyor canım biliyor musunuz? Ah benim yavrum, kim bilir ne yapıyor sokaklarda. Bir başına yağmuru var, karı var sokakta. Kim bilir hangi çöpü karıştırıyor da oradan kendine yemek... Ak diye diye abartmayın ama ya. Çöpte karıştırmıyordur ya. Kaç yaşında adam? Ne bileyim, tabak neyin bir şeyler yemek koyuyordur millet önüne yani. Doğru diyorsunuz, doğru. Boyan vardır ya. Esnaf çok severdi bunu. Yemek artıklarını hep önüne koyarlardı. Yeter artık, çekil. Ben şu insanlarla konuşacağım. Bakın, empati bir yere kadar geldi. Benim empatimi tükettiniz şu anda. Ben sizi savundum, savundum ama... ...çocuğunuza da yemek artığı uygun göremez. Ebeveynlik bu değil. Bu değil ebeveynlik. Nihayet, nihayet. Kendine geldin yani. Moral olmasın artık. Sen gel şurada, yanıma. Tamam, bir sakin olalım. Tamam, siz bana bir işgal verin. Tabii, şöyle. Sarı bir şeydi bizimki. Sarı. Böyle koca kafalı. Koca kafalı. Kulakları sarkıktı. Burnu küttü. Bacakları da inceydi. Ne ya o öyle? Ne bu? Hı? Gidin bir fotoğrafını falan getirin, gözünüzü seveyim ya. Hadi lütfen. Fikret, en son bagaja koyduyduk ya fotoğrafını. Kolide son kalanlardı vardı. Ama bir gör, ama fotoğrafını bir gör. Hadi bir görelim. Hiç böylesi yok, yok. Yok zaten, belli anlattım. Hemen getiriyorum. Tamam. Bunlar nedir ya bunlar? Enişte bunlar nasıl çocuğu var böyle ya? Hayır, ben bu aileye değil, dışarıdaki insanlara acıyorum yani. Bak geldikleri zaman sorguya tutacağım, haberiniz olsun. Ben sana bir şey diyeyim. Bunlar normal insan değil. Bunların çocuğu da normal değil. Devlet ara gelsin, olaya koysun. Lan o şey burada falan olmasın, o çarkı anlattıkları şey, koca kafalı şey. Ya, onu bırak, şuna bak. Dünyanın parasını verdik. Nezih sitede oturacağız diye ev aldık. O kadar para bayıldık. Şu komşuya bak. Kaderime
ben ya. İşte tamam. Ne? Oğuzun, geldin misin? Oğlum, çok özledim annesi. Buldular, buldular ne? Çocuklarını buldular. Aa, bak, Yiğit. Yalan oğlum. Yalan oğlum. Bak, geldin mi sen? Polis amca var. Bak, bir savcının polisi. Bir de ona yalan. Hadi ondan yalan. Yiğit yalamaya geliyor. Kaç. Ben akşam akşam yalatamam kendini falan. Gidin. Şimdi uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sende.